Merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün valizimi hazırlayacağım, sizlerle birlikte hazırlayacağım. Bir haftadır evin içinde, salonda bütün eşyalar duruyor. Şimdi yanımda götüreceklerimi göstermek istiyorum. Ayakkabılarla başlayalım. Bilekli botlar tabii ki bileğinizin burkulmaması için bu kayalık yerlerde. Bunların ikisi de koşabileceğim ayakkabılar Mamut'un modelleri. Çünkü altları bu yüksek irtifadaki zemine uygun. Trekking'de böyle bir trekking pantolonu vardır tabii ki. Bunlar hep özel pantolonlar. Bu rengini çok seviyorum. Pembe rengi. Sonra bu çok hoşuma giden bir renk. Bu hem kapüşonu var, hem fermuarı. Güneş battıktan sonra hava çok soğuyor Everest Dağı'nda. O zamanlar için böyle daha polar kumaşlardan. Rüzgardan göğsümü ve sırtımı korumak için böyle bir yelek götürüyorum. Bu en önemli, bu zorunlu malzemeler arasında yer alıyor. Bu raincoat, yağmur, çünkü bir anda yağmur çiselebiliyor, yağmur yağabiliyor. Günlük sırt çantamda mutlaka bulunması gereken yağmurluğum bu, su geçirmiyor. Kas suyu sıcak tutuyor akşamlar ve serin havalar için. Çok daha da soğursa hava, yine çok sıcak tutan böyle profilik bir montum da var. Bunlara buff diyoruz. Bileğinize bağlayabilirsiniz. Sümüğünüze karşı sümüğünüzü silebilirsiniz. Terinizi silebilirsiniz. Boynunuzda, ki ben en çok boynumda kullanıyorum bunu. Boynumun rüzgar almaması için. Bu da daha turistik. Daha güneşli havalarda böyle. Daha aşağılarda yaylom yürürken. Yarışırken kompresli, yani baskı uygulayan kasları ve kaslarımı koşu sonrasında dinlendiren özel tayt giymek istedim. Bunlar BV Sport'un bu uzunu, bu Capri modeli, bu da kısa taytı. Oradaki hava durumuna göre, hani güneşli mi, yağmurlu mu, soğuk mu, sıcak mı, yarış günü karar vereceğim hangisini giyeceğimi. Valiz, öyle klasik valiz yok, sırt çantası götüreceğiz. İçinde gözleri var. İşte anahtar, düdük, farklı bir şey koymak için yerleri var. Ve bu şekilde düzgüsü yapıldıktan sonra sıkı bir şekilde işte içine koyuluyor. Bunu da böyle kapatabiliyorsunuz. Sonra burada yine fermuarlı içinde iç bölmeler var. Bunu da böyle kapattıktan sonra yine çok korunaklı oluyor. Her tarafında gördüğünüz gibi cepler var, aşağıda, yukarıda. Sonra bunlar tabii böyle pedli. Şurası da sert. Sırta geliyor. Bunu ben her gün taşımayacağım. Bu benim bütün eşyalarımın olacağı valiz. Ama bir tane yetmiyor. Bir de bu arkamdakini götüreceğim. İki tane. Yani her şeyimi bu iki çantaya sığdıracağım. Bunlar 49'luk. 21 gün boyunca günlük alacağım bir sırt çantası var. O da ufak boy. Yani orta boy. Tabii benim için önemli şeyi bu yine içindeki iç cepler oluyordu. Böyle elimin gideceği hemen cep telefonumun yakında olmasını istiyorum. Yine bunlar da böyle taktıktan sonra belden koruyucu olduğu için buradan da ağırlık binmiyor. Çok güzel sırt destekleri var gördüğünüz gibi. Yarış günü en küçük boy. Kırmızı renkli olmadım ama kırmızıya yakın turuncu oldu. Çünkü Türk bayrağı, yani Türk bayrağı olan bir resmi yarış tişörtüyle yarışacağım. Çantaya benzer ama çanta olmayan bir şey var. Bilin bakalım bu ne? Uyku tulumu. Yine bu da Mamut'tan. Açmayayım, sonra tekrar kapatmam gerekecek ama içinin rengini göstereyim. Böyle mavili, yeşilli bir uyku tulumu. Şurası da yeşil göstereyim, mavi yeşil içi. Bu kadınlar için olan Compact Women. Bir tane daha çantam var. Sağlık çantası, hayat kurtaran. Bunu özel hazırladılar bana. Soğuk geçirmiyor, sıcak ve soğuk havaya dayanıklı bir çantam. Şimdi şundan başlayalım. Bu Çinko. Diazomik diye bir ilaçtan size de öneriyorlar. Ciğerleriniz çok farklı çalışıyor. Oksijen daha az olduğu için o fizyolojik dengeyi dengelemek için bu ilacı trekkingin, yani bu yüksek irtifaya çıktığınız ilk günlerde almanızı öneriyorlar. Burun spreyim var. Deniz suyu burun spreyi. Doğal, natürel. Ateş ölçerim var. Göz damlası aldım iki tane. Şurada Blistex'lerim var. Alflorex. Bu da probiyotik. Yeni geliyor Türkiye'ye. Ben ilk kullananlardan biri olacağım. Şurada yara bantları var. Çeşit çeşit aloe veralısından küçük büyük, yani çok mu abarttım acaba? Herhalde bu kadar yara bandı kullanmam. Ben bunları azaltayım. Bu batonları kullanırken şöyle tutuyorsunuz ve böyle tutunca şu kısım biraz kesiliyor. O yüzden her gün orana yara bandı koy dediler. Ve balık yağım.
Zinc Omega. Ben tadını çok seviyorum. Hani böyle kötü balık yağlarından değil. Kaşık formunda olduğu için orada hani koca bir şişe götürmeme, sıvı getirmeme gerek yok. Burayı açıyorsunuz böyle kaşık şeklinde, hop içiyorsunuz. İş bitiyor. Metformin mide bulantısı. Advil aldım baş ağrısı için. Magnezin, hem magnezyum hem çinko ikisi bir arada. Bebek bakım kremi. Bu ciltleri koruyor. Aslında pişik kremi bu. Ayak parmaklarımızın içlerine tek tek bütün ayağa bu kremle bu kremi sürüyoruz. Çanta burada kesmesin diye koltuk altlarına, göğüslere ve yine bu kısımlar kestiği için kasık kenarlarına pişik kremi sürmemiz öneriliyor. Himalaya Herbals diye marka keşfettim. Gratis'lerde satılıyor. Himalayalarda Himalaya kullanmak istedim. O yüzden onlardan aldım. Aloe vera'lı bir krem. Peeling etkili, ceviz özlü, doğal antioksidanlı scrub var. Ceviz de elma. Bu göz kremi. Yüz temizleme köpüğü var. Bu da yine aloe vera. Şunlardan birine karar vereceğim. Bu salatalıklı, bu temizleme köpüğü, bu yüz temizleyicisi. Everest'te 2800 metreden 5364'e kadar gideceğiz. Bak, Ağrı Dağı'ndan daha yüksek bir yere gidiyorum. Güneşe bayağı yakınım. Her gün güneş kremi sürmem gerekiyor yanmamak için. 50, hatta güneş lekesi olmasın diye de 50 ile, yani 50 kullanmak iyi düşünüyorum. Ben yazın da böyle başlarım. Yani yüksekle başlayıp azaltırım ama orada herhalde sürekli 50 kullanmam gerekecek. En yüksek koruma. Ve içinde vitamin E var. Bir de böyle sürekli 3-4 saatte bir yenilemem gerekmiyor. 24 saat etkiliymiş. Yüz için kullanılacak yüksek korumalı olan, vitamin E ile olan da daha küçük boyu. Bunlar da oil spray. Çok böyle yağlı tutmadan sadece sprey olarak yine vitamin E ile güneş spreyleri. 1.6, 1.30. 6'yı herhalde kullanmam. Yanıma 30 olanı alacağım. Şimdi güneş olduğu zaman tabii güneş kremi sürüyorum ama arada şapka da takmak gerekecek. Vizörlü şapka aldım böyle lastikli. Şöyle olacak. Hani hem saçlarım gözükecek hem de beni bunaltmayacak ama güneşin direkt gözüme gelmesini de engelleyecek. Bu ağrıyan kasları rahatlatmak için üzerine işte mesela diyelim ki kalflarım, bu baldırlarımı rahatlatmak istiyorum. Saatlerce yürüdüm. Bu şekilde, şunları bir dakika şöyle alayım, göstereyim size. Mesela buraya böyle bastırıp, hatta şöyle yaptığımda şu anda bütün baldırımı rahatlatıyor. Bu kutular doğal ortamda olanlar için hazırlanmış. Yanmıyor, etmiyor, dökülmüyor bir şey. Çok sıkı böyle kutu, yani sıkı bir şekilde kapanıyor. Yarış kurallarından biri de yanımızda kendi suyumuzu taşıyamıyoruz. Mikrop kapmamak, yani bakteri almamak için suları her gün kaynatıp soğutup bize öyle veriyorlar. O yüzden bizim kendi su şişemiz, water bottle'ımız olması gerekiyor. Ama tabii böyle ağır cam olmayacak. Bu kadar yumuşak, bükülen, az yer kaplayan su şişesi gerekiyor. Yarış esnasında istasyonlar var. Orada işte meyve suyu, su almak için. Orada da diyorlar ki ya su şişenize ya da işte meyve suyu, su almak istiyorsunuz, bardağınızı, kap. Mutlaka yanınıza kendi kap, kendi bardağınızı bulundurun diyorlar. Bu gördüğünüz şey, bu da yumuşak. Bakın ne hale geliyor. Bunu da kapattığınızda bu kadar. Bakın. Bunların her biri birer bardak. Bunlar da bir tarafı kaşık, bir tarafı çatal. Bunlara spork diyorlar. Spoon ve fork. Kaşık ve çatalın birleşiminden oluşuyor. Yüksek proteinli çabuk çorba. Mercimek çorbası koruyucu içermiyormuş. Yüksek proteinli. Bunlardan götürüyorum. Yine bunları aldığım supplementer.com vardır internette. Onlar da çok böyle protein barlar, böyle hazır çorbalar, vitaminler, vitaminleri, işte kemiğe göre uygun. Mesela bu glukozamini oradan aldım. Bu Natura by N chia barlar, doğal. Bunları sevgili N üretiyor Türkiye'de. Bunların da tadını çok seviyorum. Bir de kuru et, orada protein almak gerekiyor. Bir de Nepal'de çok fazla et yenmiyor, daha çok sebze yeniyor. Ama böyle hani canınız doğal bir protein almak isterse böyle paketlenmiş kuru et var. Bir de
Bu vitamin mineralleri kendi büyük kutularında taşıyıp yani yer tutmaması gerekiyor. 21 günlük böyle haplarımı mümkün olduğunca bunlara yerleştirmeyi düşünüyorum. Doğal beslenmek için de şimdi bu bahçeden ürünlerine gelelim. Bunlar acayip hayat kurtaracak. Daha önce Everest'te tırmanmış dağcı arkadaşlarımla da konuştum. Mutlaka işte ceviz, badem, fındık tarzı bu tarz kuru yemişler yedirdiler. Bu aksiyon kamerası benimle yarışta olacak özellikle. Bunu ya ben kullanacağım ama muhtemelen kameramanım da olacak ki beni koşarken çeksin diye. Yere düştüğünde kırılmıyor, su geçirmiyor, hiçbir şey olmuyor. Hava şartları, yağmur falan hiçbir şey etkilemiyor. Sapasağlam. Bunu hem cep telefonuna hem de kolundaki nabız saatine bağlayabiliyoruz. Bu nabız saati tabii benim kurtarıcım olacak. Garmin'in Fenix 5S modeli, en son modellerinden biri. Bu işte koşarken benim parkurumu, kilometremi, süremi, nabzımı hepsini ölçecek. Hayat kurtarıcı olacak. Bittiğinde de bütün o yarış teknik detaylarını cep telefonuna aktarıp görebileceğiz. Sizlerle de paylaşacağım. Garmin ekibi de bu şekilde benimle olacak. Tabii ki başka fotoğraf makineleri ve kameralar da yanımızda olacak. Güzel güzel fotoğraflar çekeceğiz Everest manzarasında. Ve tabii ki Everest ana kampına gittiğimizde, yani Himalayalara girdikten 10 gün sonra 5.364 metredeki Everest ana kampına gideceğiz. Everest ana kampı bu Everest zirvesine giden profesyonel dağcıların konaklayabileceği son noktadır. Everest maratonuna katılan bizler de bu Everest ana kampında bir gece konaklayabileceğiz. Oraya gittiğimde ben ve tabii ki yarış başlarken ve bittiğinde kullanacağım bayrağımı da göstermek istiyorum. Türk bayrağı. Gönül isterdi ki bu arkadaki gibi kocaman bir bayrak olsun. Fakat dağcılar genelde küçük bir bayrak yanlarında bulundururlarmış ki çantalarına sığsın ve her ortamda yani herhangi bir zirvede hemen açıp paylaşsınlar diye. Umarım en iyi şekilde ülkemi temsil edeceğim. Ve şimdi ben bu iki çantaya bunları böyle roll yapıp o şekilde valizimi hazırlamaya başlayacağım.